Mühlis Şerif. İshak Tanış. İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa Piyale Paşa Camii İmam. Nur Suresi 1-28. Ayet-i Kerimeler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna erselnâ Nuhan ilâ kavmihi أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير. اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمسكم
أمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا فاجرا كفارا
Rabbi ağfir li ve li valideyye ve li men dekhal beytiye mu'minen ve lil mu'minine vel mu'minat ve la tezidi zalimine illa tebara. Sadakallahu'l-Azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: ey kavmim! Şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin. Size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah 7 göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Bet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yevuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Günahkar, nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Azim olan Allah
doğru söyledi.